Ender Bilgin, iyi yayınlar. Stüdyoya da selamlar. Evet, gergin bir gece yaşandı. Biraz sesini yükseltelim Erdem'in arkadaşlar stüdyodaki. Evet gergin Erdem. Bir gece yaşandı Göztepe Stadyumu'nda bugün. Aslında ilk yarı hiçbir şey yoktu. Devre arasında evet. Fenerbahçe ilk yarıda Fenerbahçe tribünleri, deplasman tribünde bir boşluk vardı. Ve o boşluğun sebebi ciddi bir kalabalık grup Fenerbahçe tribünden ciddi bir grup stada alınamadı. Biletleri bileti olan taraftarla stada alınamadı. Girilmedi. Emniyet güçleriyle o grubun bir sorun yaşadığı aktarıldı. Bu görüntüler sosyal medyaya da yansıdı aynı şekilde. Ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç devre arasında deplasman tribünü Fenerbahçe taraftarının yanına giderek oradaki tribün grubu liderleriyle bir konuşma yaptı. Oradaki yaşananları öğrenmek istedi tahminince. Başka bir sebeple gitmiş olduğunu zaten düşünemiyoruz. Oraya gitti, taraftarlarla konuştu. Ardından tabii gidiş sürecinde çok fazla yabancı madde atıldı. Konuştuktan sonra ikinci yarı başlamıştı. İkinci yarı başladığında Ali Koç geri dönmeye çalıştı. Geri dönerken daha fazla bir tepki oldu ve ilk yarıda tabii Fenerbahçe'nin son anlarda bulduğu iki gol Göztepe'li taraftarların tansiyonunu yükseltmişti. Kızgın ve üzgün bir İzmirli Göztepe'li taraftarlar vardı ve Ali Koç'un geri dönüşünde daha da fazla yabancı madde atılmaya başlandı ve orada bir kargaşa yaşandı. Ali Koç ayağa takılarak yere düştü. Biz ilk başta öyle gördük ama görüntülerden birinin ittirdiğini gördük daha sonra. Ben o ittiren kişinin kim olduğunu öğrenmeye çalıştım aslında o dakikadan sonra. İttiren kişi Göztepe'li bir yönetici. Yani gönüllü olarak yönetici olduğu da söyleniyor ama yönetici ismini şimdi paylaşmayalım ama akreditasyon kartı olan bir yöneticiydi. Ali Koç oradan dönerken de aynı şekilde Göztepe CEO'su Ali Koç'a neden gidiyorsun tarzında bir şeyler söyledi. Dönüşte de Göztepe'li yönetici Ali Koç'u arkasından ittirerek yere düştü. Daha sonra Ali Koç körükten içeri girdi ve protokol tribününe tekrar çıktı. Protokol tribününe tekrar çıktığında yine tabii ki taraftarların görüş alanı içinde protokol tribünü. Orada da çok fazla tepki oldu Ali Koç'a ve devamında Göztepe bulduğu gollerin ardından mücadele 2-2 bitti. Erdem, ben şunu sormak istiyorum. Şimdi normal şartlarda işte sen de görev yapıyorsun, biz de görev yapıyoruz. Kenarda kartlı olmayan ya da orada bulunması gereken sayıdan fazla kişi olduğunda temsilci uyarıyor, hakem uyarıyor, başlatmıyor, etmiyor. Yani bir takım önlemler alınıyor. Bu kadar insan orada kenardan sahanın içinden yürüyorlar vesaire. Oradaki kalabalığı maçta ikinci yarıyı başlatmadan önce ikinci yarı başlayalı 4-5 dakika olmuştu. Görmüyorlar mı? Ne oldu orada? Sen fark ettin mi o? İkinci yarı başlamadan önce bir şeyler oluyor çünkü orada. Maddeler atılıyor. Kesinlikle. İkinci yarı başlamadan önce zaten başlamıştı süreç ve her şeyden ziyade Fenerbahçe deplasman tribünün önünde ciddi Ali Koç sadece yalnız gitmedi. Ali Koç'un yanında korumaları da vardı. Orada ciddi bir kalabalık vardı. Ve onlar aslında tam anlamıyla dönmeden, protokol tribününe çıkmadan bence ikinci yarının başlamaması da gerekiyordu. Çünkü sahanın içinde futbolcular ve aynı zamanda Fenerbahçe Başkanı ve yanındakiler, Göztepe'li yöneticiler, sahanın içinde 22 futbolcunun dışında aslında yönetici olarak gördüğümüz isimler de vardı. Orada ikinci yarının bence de başlamaması gerekiyordu. Çünkü önce oradaki krizin sonlandırılması gerekiyordu Ender Bilgin. Ama böyle bir yönteme gidilmedi. İkinci yarı başladı. Dönüş yolunda bu kargaşa yaşandı. Çok da fazla insan vardı. Sahaya giren taraftarlar olduğu söyleniyor. Ben onu net bir şekilde görmedim ama akreditasyon kartıyla bile sağ kenarına inemiyorsunuz. Çünkü akreditasyon kartınızda da o yetkinli olması lazım. Sağ kenarına giriş izni vardır gibi. Ama çok fazla isim vardı orada. Hem Fenerbahçe tarafından hem Göztepe tarafından. Bu kargaşanın sonucunda da tabii ki de istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. Peki.